Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersimizle beraberiz. Dersimizin konusu bu geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Autodesk tarafından yayınlanmış olan Stingray oyun motoru. Şimdi arkadaşlar, oyun motoru diyoruz ama sadece bir oyun motoru değil. Şu an zaten ekranlarınızda da görüyorsunuz. Ağırlıklı olarak oyun için yapılmış bir motor. Lakin siz bunu iç mekan ve dış mekan tasarımlarınızda da sahnelerinizde de kullanabiliyorsunuz. Render işlemlerinde bu motordan faydalanabiliyorsunuz. Başlı başına bir program, kendi başına çalışıyor. Kendi gördüğünüz gibi şablonları, daha doğrusu template'leri var. Şimdi Maya ve 3D Max üzerinden dosyaları içerisine import edip üzerinde işlemler yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk bölümümüzde Stingray'in genel arayüzüne bakacağız, template'lerine bakacağız, çalışma mantığını inceleyeceğiz. İkinci bölümümüzde ise Stingray'e 3D Max üzerinden nasıl dosyalar import edebilirsiniz, ona bakacağız. Şimdi çalışma mantığı olarak şöyle arkadaşlar. 3D Max üzerinde veya Maya üzerinde yapmış olduğunuz animasyonları FBX formatında export yaptıktan sonra Stingray içerisinde import edip kalan diğer işlemleri yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle template'lerimize bakalım. Mesela burada basic, karakter, empty, araç ve iç mekan VR olarak geçiyor. Şimdi siz bir karakter animasyonunu Stingray üzerinde işlemeye devam edeceksiniz. Karakter şablonunu seçmeniz yeterli olacak. Sonrasında bir obje ya da model üzerinde işlemler yapacaksınız. Basic seçeneği ile devam edebilirsiniz. Yine bir araç ya da benzeri türevinde bir animasyon sahneniz var ise ve oyun olarak kullanacaksınız, araç template'ini kullanmanız gerekiyor. Sonrasında bir iç mekan tasarım veya dış mekan tasarımı olabilir. Onun üzerine çalışacaksınız. VR seçeneğinden çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Öncelikle basic seçeneği var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Menüsü bu şekilde, 1.0.31 versiyonu yayınlanmış durumda. Project kısmı var gördüğünüz gibi. New Project, Add Existing, Remove seçeneklerimiz var. Buradan yeni proje tıklarsanız yeni proje oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Empty template'i içerisinde isim veriyorsunuz. Dictionary, kayıt klasörünü ve açıklama belirttikten sonra create butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve Stingray kendini kapatıp tekrar açıyor. Bu açıldıktan sonra arkadaşlar arka tarafta işlem devam ediyor. Sizin boş şablonunuzu hazırlıyor. Burada Getting Started kısmı var arkadaşlar. Buradan basit tutoriyeller var. Import yapabilirsiniz. Projenizin kurulumunu, Navigate to Viewport, ondan sonra Place and Manipulate Object seçenekleri yer almakta. Şimdi programımızın arkadaşlar Stingray birazcık donanıma yüklenen bir program. Özellikle işlemci, RAM ve ekran kartınızın birazcık iyi olması gerekiyor. İyi bir donanıma sahip değilseniz program yine işinizi görecektir. Fakat ağır bir şekilde çalışacaktır. Gördüğünüz gibi halen arka tarafta boot işlemler yapıyor. Sağ alt köşede de data complink var arkadaşlar. 414'te kreasyon yaratacak. %76'lık bir aşama tamamlanmış. Hızla da ilerliyor. Bunu beklemek durumunda kalıyoruz arkadaşlar. Sahnemizin hazırlık işlemi yapılıyor. Boş bir sahne açılacak zaten.
Normal projelerinizde Stingray üzerinde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Getting Started'a bakalım arkadaşlar. Setup Projects var. Buna tıkladığımızda arkadaşlar bizim karşımıza proje kurulumumuz çıkacak. Ondan sonra Navigate to VFPort var arkadaşlar. VFPort'unuzu yönlendire biliyorsunuz. Sonrasında Place and Manipulate Object var arkadaşlar. Buradan objelerinizi manipüle edebiliyorsunuz. Import Asset var. Stingray içerisinde FBX uzantılı herhangi bir şey import edebilirsiniz. Aşağı kısma atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş bir ekran açılmış durumda. Burada test level var arkadaşlar. Kısa yolu F8'dir. Sahnenizde yapmış olduğunuz bir şey varsa bu play butonu şeklinde olan butona tıklıyorsunuz. Sonrasında böyle bir pencere açılıyor. Nasıl tıkladığınızda gördüğünüz gibi herhangi bir işlemi şu an için yapmamakta. Çünkü hiçbir şey yapmadık. Hemen kapatalım arkadaşlar. Burada Run Project var. Run Project'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yani her şey bitmiş. Artık projeniz çalıştırılabilir aşamada olduğunda Run'a tıkladığınızda projeniz çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Sonrasında bu kısımda Rotate Tool var arkadaşlar. Buna tıkladığınızda basılı tutarsanız World ya da lokal olarak sahnenizde döndürme işlemleri yapabilirsiniz. Aynı gördüğünüz bu şekilde bir çalışma ekranına sahipsiniz. Full Rendering modunda arkadaşlar buradan isterseniz görüntü seçenekleri üzerinde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Materyaller var. Mesela perspektif seçeneğine tıkladığınızda arkadaşlar Add Device diyebilirsiniz. Sahnenizde bir kameranız var ise diyebiliyorsunuz. Sonrasında Open dediğinizde arkadaşlar açılabilecek bir görüntü dosyanız varsa onu açıyor. Sonrasında Content var arkadaşlar. Audio ses ekleyebiliyorsunuz. Şu anda tabi boş ve hiçbir şey yok. Boş bir ekranda çalışıyoruz. Mesela Boot var arkadaşlar. Bu yazılım kısmında kullanabiliyorsunuz. Script editörü açılıyor ve buradan gerekli kodlama işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Boot var arkadaşlar. Yine buradan boot yapılacak script'inizi yazıyorsunuz. Settings kısmı var arkadaşlar. Yine script editörümüz açılıyor. Bu kısımdan da yine gerekli script ayarlarınızı girip play tuşuna bastığınızda gerekli çalışma işlemleri başlamakta. Sonrasında arkadaşlar file menüsünde new level, open level, save level as farklı kaydet, hepsini farklı kaydet, import seçeneğine gelelim arkadaşlar. Şimdi burada import edebildiği dosyaları görüyorsunuz. Alpha, ISTA, desteklenen formatlar, tekstür formatında da yine desteklenen formatlar, sahne dosyalarında hangi formattan desteklendiği belirtiliyor arkadaşlar. 3D Max'te ya da Maya'da hazırlamış olduğunuz sahnelerinizi FBX formatında export edebilirsiniz. Ve sonrasında Stingray içerisinde açabilirsiniz arkadaşlar. Edit kısmında yine transform seçeneklerimiz var, VF seçeneklerimiz var, hikaye kayıt özellikleri var, level test seçenekleri var ve terminate engine ve restart engine seçeneklerimiz var. Restart engine'dan motoru resetliyoruz. Terminate engine ile arkadaşlar şu an için herhangi bir aktif bir şeye bağlı olmadığımızdan böyle bir uyarı veriyor ve tekrar motorumuzu boş bir şekilde çalıştırıyor arkadaşlar. Explorer kısmında dosyalarınızın kayıtlı olduğu bir ağaç sisteminde size gösteriyor arkadaşlar. Create kısmında da oluşturabileceğiniz seçenekler çıkıyor. Özellikler kısmımız arkadaşlar burada
sahnenizin çözünürlüğü olsun, ismi olsun, onunla alakalı tüm her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Asset Preview kısmında arkadaşlar çeşitli görüntüleme seçenekleri buraya ekleyebilirsiniz yine. Log konsol var. Buradan gerekli olan bildirimleri alabilirsiniz. Sonrasında Rotation Step var. Döndürme açılarını belirleyebiliyorsunuz. Windows seçeneğinde arkadaşlar mesela Loitu resetleyebilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Kaydetmiş olduğunuz bir Loitu tekrar başlatabilirsiniz. External Apps kısmında arkadaşlar burada birçok Scale from Studio, Vivice Audio, Navigation Lab gibi uygulamalardan ses dosyaları ve modeller dahil edebiliyorsunuz. General sekmesinde arkadaşlar burada birçok az önce file menüsünde bahsetmiş olduğum seçenekler yer almakta. Animasyon seçeneğinde arkadaşlar animasyon kontrolü, İK testler, iskelet ve kliplerinizi oluşturabiliyorsunuz. Lighting and Shading var arkadaşlar. Shader Graph Editor var. Şu an sahnede hiçbir şey olmadığı için No Shader Selected diyor. Sonrasında ışıklandırma var arkadaşlar. Back Light Maps, Clear Reflection Probes ve Back Reflection Probes seçenekleri var. Deploy Connect var arkadaşlar. Buradan bağlantılarınızı sağlayabilirsiniz. Şimdi boş ekranımız böyle arkadaşlar. Sonrasında hemen yeni bir bölümümüzü açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar Stingray'i çalıştıralım. Quit dedik ve Stingray'imiz tekrar açılıyor. Hemen burada az önce yaptığımız projemiz gözüküyor. Template kısmına geliyoruz arkadaşlar. Mesela karakter diyelim. Karakterimizi açalım ama öncesinde cancel diyelim. Şurada engine build konfigürasyon var arkadaşlar. Yani motor yapı konfigürasyon diyor. 32 bit mi? Hata modunda 32 bit mi yoksa geliştirici modunda 32 bit mi, yine aynı şekilde 64 bit mi? Developer 64 bit seçili kalıyor arkadaşlar. Karakter seçiyoruz. Karakter project diyelim ve crit diyelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde tutorial penceremiz açıldı. Arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi işlem devam etmekte. Bu işlem tamamlanana kadar birazcık boş empty template'te olduğu gibi beklememiz gerekiyor. Bu arkadaşlar getting started ekranı sizin için yardımcı olabilir. Çok basit tutoriyeller de var içerisinde. Size yardım dokunabilecek hem video hem de dokümentasyon olarak işinize yarayacak dersler mevcut. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karakter template'imiz de açıldı. Mouse'un uzun sağ tuşuna basılı tutarsanız sahnenizde dönme ve döndürme işlemlerini gerçekleştiriyor olursunuz. Şu ışığı kendinize bir yön bulucu olarak kullanın arkadaşlar. Sol tuşla sahnenizde seçim işlemleri gerçekleştirirsiniz. Gördüğünüz gibi ışığınızı seçtiğiniz zaman da Directional, Bugs, Omnidirectional ve Spotlight seçenekleri yer almakta. Shadow'lar, işte aydınlatma derecesi vesaire ayarlarını yapabiliyorsunuz.
Şimdi arkadaşlar boot karakter animasyon kısmında şurada gördüğünüz gibi boot konfigürasyon grab connector nif marker world sit point ve player stat seçeneğimiz var. Kamerada sahnenize kamera ekliyorsunuz. Objeler ekleyebilirsiniz ve ışıklar ekleyebilirsiniz ki şu anki mevcut olan ışık hani çok detaylı bir proje yapmadığımız için bizim için yeterli bir aydınlatmaya sahip. Sahnemizi birazcık daha düzgün bir döndürme yapalım. Mesela sahnemize bir küp çizelim arkadaşlar. Hemen şu şekilde yerleştirdik. Sağ klik yaparsanız ikinciyi otomatik olarak yerleştirmez. Bu transform sekmesi var arkadaşlar. Bu transform sekmesinde de boyutlarını, döndürmesini, scale'ini ayarlayabiliyorsunuz. Bir tane kon çizelim arkadaşlar. Silindirde yerleştirelim. Plane oluşturabiliyorsunuz. Şepre oluşturabiliyorsunuz. Hani sahnenize merdivende koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında tekrar Helpers'a gelelim. Player Start seçeneğiyle burada sahnenizdeki karakterlerin yürüme alanlarını belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de buradan da gördüğünüz gibi taşıma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Scroll tuşu ile arkadaşlar yönünü değiştirebilirsiniz. Mesela bu kısımda birazcık daha yukarıdan bakmak isterseniz sağ tuşla aşağı doğru eğip sonrasında scroll tuşuyla mouse'unuzun scroll tuşuyla şey yapabilirsiniz. Sonrasında yine böyle taşıma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Kameraya gelelim arkadaşlar. Sahnemize bir tane kameraya yerleştirdik. Kameramızı da şöyle yukarıya doğru çekelim. Hemen burada tıklayalım. Kameramızın ortografik ya da perspektif açılarından lens değerleri, far range'ler, vertical fov'ları falan belirleyebiliyorsunuz. Hemen burada zaten perspektife tıkladığınızda menüsü içerisinde kamerayı seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde kameranızın yönünü mouse'unuzun sol tuşuyla değiştirebilirsiniz. Scroll'dan da yakınlaşma ve uzaklaşma işlemlerini yapabilir. Aşağı yukarıya taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Tabii karakterinize yön verebilmek için arkadaşlar bir tane karakter import etmeniz gerekiyor. Sonrasında level flow var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan levellerinizi ayarlıyorsunuz. Şu an bizim herhangi bir levelimiz yok. Story editörümüz var arkadaşlar. Hikaye editörü. Yani burada bir hikayenizi hazırlıyorsunuz. Oyununuz içerisinde ya da sahneniz içerisinde yapacağınız animasyonunuzda nasıl hareketlenmeler olacak, ne nasıl hareket edecek vesaire gibi her şeyinizi burada ayarlıyorsunuz. Sonrasında süreyi buradan belirleyebiliyorsunuz. Şu anda 10 saniyelik default olarak ayarlı arkadaşlar. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Navigasyon var arkadaşlar. Mesela sahnenize generation rules yani yaratıcı rollerde arkadaşlar al ünit ya tüm ünitleri kullanabilir ya da hiçbir ünit seçmeyebilirsiniz. Konsol fizik seçebilirsiniz arkadaşlar fiziksel hesaplamalar için. Sonrasında render now mesh var arkadaşlar generate kısmında. Buradan generate now mesh butonuna tıkladığınız zaman arkadaşlar yeni bir mesh bir yüzeyinizin hesaplamaları sağlanır. Sonrasında navigasyondan da bahsettik. Story editörümüzden bahsettik. Sonrasında level flow ve level viewport. Her bölümünüz leveliniz için arkadaşlar yeni bir viewport oluşturabilirsiniz. Zaten oyunlarında oluşturulma ve yapılma mantığı bu şekildedir. Ama siz bir sahne içerisinde bu işlemi yapacaksanız tek bir level içerisinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi karakterlerindeki yine quit diyoruz. Kaydetmek istemediğimizi soruyor. Don't save diyoruz arkadaşlar. Editör kapatılıyor diyor. Sonrasında yine Stingray'imizi açıyoruz arkadaşlar. Sıradaki template'imizi inceleyelim. Şimdi daha önce hazırladığımız template'leri burada kayıt ediyor arkadaşlar. İsterseniz remove diyebilirsiniz.
Özür dilerim. Burada araç kısmına gelen arkadaşlar yine crit diyelim. Evet, tutorial sekmemiz açıldı. Bunu aşağıya atalım. Şu kısmın tamamlanmasını bekliyoruz. Bu işlemler arkadaşlar dediğim gibi bilgisayarınızın donanımı ile alakalı. İyi bir donanıma sahipseniz arkadaşlar, hani Stingray'den o kadar hızlı bir şekilde ve performans alarak faydalanabilirsiniz. Yani şu anda benim bu işlemleri yapmış olduğum bilgisayar orta ölçekli bir bilgisayar olduğu için hani birazcık işlemler ağırdan gidiyor. Şu alt kısımda da arkadaşlar ne tarzda işlemler yaptığını görebilirsiniz, neler yaptığını. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi araç animasyonumuz için sahnemizi de açtık. Şimdi diğer karakterden farklı olarak neler var? Burada Seed Point var arkadaşlar ve Now World var. Kullanabileceğiniz. Mesela Content'e girelim. Audio Levels, Material Models var arkadaşlar. Models'in içine girelim. Mesela Floor Props var. Bunun içerisine girdiğimizde arkadaşlar sahnede yer alan aracımızın dosyaları var. Mesela tıkladığımızda arkadaşlar bu aracımıza ait tüm hareket işlemlerinin yapılmış olduğu dosya açılıyor. Dirt Wheel Unit Editor diyor. Mesela VH Aktör var arkadaşlar. Burada aracın hareket işlemleri hazırlanmış durumda. Tabii ki değiştirebilirsiniz. Mesela Start Touch var. Başlangıç dokunuşu arkadaşlar. Buradan in'e bağlanmış. Bunun detaylarına ilerleyen derslerimizde gireceğiz. Mesela burada kar araba var arkadaşlar. Mesela bunun içerisine girdiğinizde bunun birçok ayar dosyası yer almakta. Burada materyalleri yer almakta arkadaşlar. Sonrasında mesela floor var. Aracın yürüdüğü zeminin kaplaması var. Script var. Mesela araç için hazırlanmış olan scriptler yer almakta. Mesela open diyelim arkadaşlar. Open level diyelim. Sonrasında Content Level Machine diyor. Evet. Gördüğünüz gibi bir örnek var elimizde arkadaşlar. Mesela Test Level diyelim. Hemen açtı. Launching Test Level diyor. Test Level hazırlanıyor diyor. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ok tuşlarıyla arabamızı hareket ettirebilirsiniz. İleri geri motor sesi umarım size geliyordur. Gördüğünüz gibi şu an ben de hareket ettirmeye çalışıyorum ama birazcık bilgisayarı yoruyor arkadaşlar. Escape'den çıkabilirsiniz. Mesela buradan Run Project diyelim. Bir de bu şekilde diyelim. Mesela Start ve Quit seçenekleri var arkadaşlar. Bir oyunun menüsü gibi. Mesela Start. Gördüğünüz gibi başladı arkadaşlar. Etrafta doğa sesleri yerleştirilmiş. Umarım bu seslerin hepsini duyabiliyorsunuzdur. Aracımız çalışmakta. Gördüğünüz gibi şu an standart oyun tuşu kombinasyonu ile hareket etmekte. V, A, S, D. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hareket ettiriyorum. Düzgün indiremedik arkadaşlar. Evet yani başarısız oldu arkadaş. Bir test pisti hazırlanmış. Gördüğünüz gibi takip eden bir kameramız var.
Vites değiştirme seslerine kadar yapılmış. Çok hızlı girdik. Sahnede arkadaşlar standart box kullanılmış. Mesela burada diğer araçları da görebilirsiniz. Birazcık dağıtalım sahneyi. Gördüğünüz gibi Space el freni görevi görüyor arkadaşlar. Şu an için çalışmasında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Oldukça başarılı. Tabi en başlarda birazcık yüklenmesi vakit aldı. Beceremedik. Ve oyun da buraya kadarmış diyerek kapatıyoruz arkadaşlar. Quit dedik. Şimdi sahnede birazcık gezmemiz gerekirse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısma bir tane şeprek konulmuş. Bunların hepsi arkadaşlar 3D Max'e modellenerek hazırlanan şeyler. Hani FBX modunda import ediyorsunuz sahnenizin içerisine, hazırlamış olduğunuz sahne içerisine. Mesela küremize yaklaşalım. Pek de müsaade etmiyor yaklaşma işlemine gördüğünüz gibi. Sonuç bundan ibaret arkadaşlar. Bu bir hazır sahneydi. Tekrar open level dediğimiz arkadaşlar. Mesela ve işle diyelim. Yine bizim karşımıza aynı menümüzü çıkarttı. Mesela test diyelim. Evet, yine de testimizi yapıyor arkadaşlar. Bir öncekine göre biraz daha kararlı çalışıyor. Tabi bu sahneyi siz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hani öğrenmeniz açısından sahneyi değiştirip bu aracı kendi yapmış olduğunuz sahneler üzerinde de kullanabilirsiniz. Tabi orijinalini hani saklamanızda her zaman için fayda var. Ve görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şey değildir arkadaşlar. Oynaması da zevkli bir şey. Diyelim basit bir oyun olsa da. Şimdi arkadaşlar bir sonraki menümüze geçelim. Hemen Stingray kapansın ve tekrar açalım. Şimdi template'imize geliyoruz ve bu template'imizi açıyoruz. VR arkadaşlar. Gene dev 64 bitti. Tutorial penceremiz çıktı. Bekliyoruz sahnemizin tam olarak açılmasını arkadaşlar. Yani kullanımı çok zor değil arkadaşlar. Hani tam bir yazılım bilgisi sahibi olmayabilirsiniz. Hani bir script yazmakta da bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Ama hazır scriptler de var oyunun için. Onları kullanarak da kendi basit oyunlarınızı oluşturabilirsiniz ya da sahnelerinizi düzenleyebilirsiniz. Çok karmaşık bir oyun motoru değil. Hani aslında Stingray hem oyun motoru hem de bir render motoru tarzında da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama daha becerikli olduğu kısım oyun yönünde arkadaşlar. O kısma birazcık da ağırlık verilmiş durumda. Ama her halükarda gayet başarılı. Dediğim gibi hazır template'ler üzerinde kendi çalışmalarınızı deneyebilirsiniz. Hani hem Maya olsun, Stingray diyorum, 3D Max'te hazırlamış olduğunuz sahneleri import edebiliyorsunuz.
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yine boş alarak açıldı. Mesela content içerisine girelim. Levellerimize bakalım. Mesela floor plan var arkadaşlar. Hemen floor planımızı açalım. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sahnemiz yer almakta. Hemen şöyle sahnemizi şu tam görebileceğimiz bir kısma gelelim. Şimdi arkadaşlar Stingray'de iç ve dış mekanda hazırlayabiliyorsunuz. Yine 3D Max ve hep aynı şeyleri söylüyorum ama her bölüm için söylemek zorundayım. Hani 3D Max ve Maya'dan import edebiliyorsunuz. AutoCAD'de çizmiş olduğunuz bir kat planı olabilir ya da bir oyun için level çizip içerisine import edebilirsiniz. Mesela sahnemizde kameramız var mı? Hemen bir bakalım, kameramız yok. Mesela test play diyelim arkadaşlar. Mesela şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde masumu hareket ettirerek level içerisinde gezinebiliyorum. Bu benim baktığım açıdan böyle gözüküyor arkadaşlar. Hemen şuradaki mesela birazcık daha sahnemize kamera da koyabiliriz arkadaşlar. İsterse kamera diyelim. Mesela kameramızı bu şekilde, hatta tam şuraya koyalım. İptal edelim. Sonrasında kameramızı da seçelim. Ayarları da açık kalsın. Sonra perspektif kamerası kamera diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kameramızın görüş açısına geldik. Şimdi artık arkadaşlar bu kamera içerisinde ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Mesela run diyelim. Pardon, cancel diyelim. Evet, kayıt işlemi istiyor. Tamam, yapmasın kayıt. Test modunda çalışmasını. Evet, şu anda da arkadaşlar kaliteyi görüyorsunuz. Hani bu bir test, herhangi bir final de değil, herhangi bir ayarlar da yükseltilmiş değil. Hani burada oluşturmuş olduğunuz her şeye materyallerinizi atayabilirsiniz. Mesela duvarlarda materyal yok ama zemine döşenmiş materyalleriniz oldukça güzel, kaliteli kullanılmış. Şimdi mesela klavyenizden W tuşuna basarsınız arkadaşlar. Yani oyun tuşu kombinasyonu, standart oyunlar içerisinde ne varsa aynısını Stingray içerisinde testlerde kullanabiliyorsunuz. Mesela yürüyebilirsiniz, sağ sola bakabilirsiniz. Mouse'unuz ile şey yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Gezebiliyorsunuz. Mesela böyle bir sahne hazırladınız ve müşterilerinize sunum yapacaksınız arkadaşlar. Bence oldukça başarılı ve etkileyici bir sunum olur. Sonuçta Stingray'de her şey sizin elinizde. Hemen. Şimdi sanki bu arkadaşlar birazcık oyunlardan daha aşina olduğumuz gibi God mod gibi oldu. Tanrı modunda geziniyormuş gibi oldu. Leveller arasında uçuyoruz. Görsel amaçlı oldukça da iyi arkadaşlar aslında. Mesela hemen üst katımıza çıkalım. Bu kısımda da aşağı inebiliriz. Buralarda da gezinelim arkadaşlar. Bunlar hazır şablonlar. Siz de kendi şablonlarınızı çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İkinci bölümümüzde arkadaşlar zaten bir kat planı üzerinden kendi çalışmalarımızı yapacağız. Bir örnek sahne oluşturacağız arkadaşlar. Kaybolduk galiba biz buralarda. Bir yerden merdivenden çıkmıştık herhalde. Bir şeyler yaptık. Kaybolduk. Problem de değil. Evet. Escape deyip çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zor değil. Oldukça da basit anlatmaya çalıştım. Mesela floor plan vardı. Main menü diyor arkadaşlar. Hemen main menüye de geçelim.
Makinemizi birazcık zorladık. Burada tekstürler var arkadaşlar. Sahne içerisinde kullanmış olduğumuz. Tekrar gelelim. Yine aynı şekilde buradan görebilirsiniz. Materyal var arkadaşlar. Sahnede kullanılan materyaller. Buradan modellere ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar, Stingray kullanımı bu şekilde. Oldukça kolay, karmaşık değil. Birazcık üzerinde çalışırsanız çok iyi işler çıkarabileceğiniz bir motor. Hani bu dersimiz bu kadardı. Stingray'in ikinci bölümünde ise arkadaşlar artık kendi projelerimizi oluşturup canlandırma işlemlerine geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.